Müsiat Sanayici ve İş Adamları Derneği Gaziantep Şubesi 21. yüzyılda muhasebenin geleceği konulu bir program düzenledi. Müsiat Gaziantep İl Binası'nda düzenlenen programa Müsiat Gaziantep İl Başkanı Mehmet Çelengin yanı sıra konuşmacı olarak mali müşavirler Ali İhsan Çelikbaş, İsmail Tekbaş, Mehmet Emin Tatlı ve Mehmet Öz ile birlikte çok sayıda müsiat üyesi ve misafirler katıldı. Programın moderatörlüğünü ise Ali İhsan Çelikbaş yaptı. Maliye Bakanlığı bu konuda çok başarılı. Ben açık ve net söyleyeyim. Şimdi e-faturaya geçtik, e-deftere geçtik, işte e-ifsaliye çıktı, e-mustasdir makbuzu, e-serbest meslek makbuzu çıktı. Maliye Bakanlığı'nın ve bir de şu yanlış algıyı şey yapayım, bunların hepsi mali müşavirlerin üzerine kaldı ama esasen bu mali müşavirlerin sorunu değil, bu iş dünyasının sorunu. Yani buna altyapı yatırımını ve bilgi yatırımını yapması gereken iş insanları ve gelecekte buraya gidiyor. Yakın zamanda bir tebliğ yayınlandı. E-fatura, e-arşiv faturası düzenlenecek. 5000 TL ve 5000 TL'nin dahil olan rakamlarla e-fatura düzenlenecek. Devlet artık faturaları internet ortamında düzenlemek istiyor. Neden düzenlemek istiyor? İşte bizim bahsettiğimiz bu büyük veriyle onları yapay zekayla, algoritmalarla analiz etmek istiyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir anda faturalar kesilecek ve devletin o denetim mekanizmasında olan kişilerin tek tuşa bastığında o andaki bütün fatura hacmini görebilecek. Ticaretin tamamını görebilecek. Açılışta açıklamalarda bulunan Müsiat Gaziantep İl Başkanı Mehmet Çelenk, muhasebe bilgilerine önem vermeyen işletmelerle yöneticilerin başarısız olmalarının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Biz yapmak istediğimiz iş dünyasının, sanayicinin, üretenin, çalışanın ünlaşma hukukunu açmak. Anladım. Bu çerçevede ne gerekiyorsa, günlere dair ne varsa, insana dair ne varsa bunu günlere getiriyoruz. Çalışıyor tabii, emeğine sebep bunlar. Tabii bunu da takdir edilmesi ayrıca bizi mutlu ediyor. Çok güzel dönüşler aldık. Oradan geçmeden önce de bize çok teşekkür geldi, takdir geldi. Biz çok mutlu ediyoruz açıkçası. Tabii biz bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Teknoloji bağımlılığı noktasında bir konumuz oldu. Akabinde e-ticareti konuştuk. Nasıl yolunu yatırdık. Şimdi bu da ne kadar önemli bir konu olduğu konuştuk dahi anlaşılıyor. 20. yüzyılda muhasebenin geleceği. Ona dair ne varsa ben de sizden istirham edeceğim. Bize yön verin, proje verin, fikir verin, ufkumuzu açın, onlarla çalışalım diyorum. Programın ardından Müsiat Gaziantep Şubesi tarafından konuşmacılara hatlarına fidan dikildiğine dair belge takdim edildi.